Değerli Çay TV izleyicilerimiz, hepinizi bu güzel cuma gününde, şu cuma saatinde saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir cuma saati programıyla daha karşınızdayız. Mevlam cumamızı mübarek eylesin. Hayırların fethine, şerlerin define vesile kılsın. Cumamız ve burada yapacağımız yapılan sohbetlerle şuurlanmamıza vesile eylesin. Yine Mevlam sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Alemi İslam'a nusretiyle, inayetiyle, lütfuyla, keremiyle muamele eylesin inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bugün yine iki değerli konuğumuzla, iki değerli hocamızla beraberiz. İslam'da cihat kavramını, cihat nedir, nasıl yapılır, neler cihat kavramındadır, nasıl olmalıdır, cihat kavramını nasıl anlamalıyız bağlamında bu hususlar üzerine hocalarımızla durmaya çalışacağız. Hocalarımızdan birincisi, hepinizin yine bu ekranlardan tanıdığı değerli hocam, Güneysu ilçe müftümüz Sayın Abdülkerim Çelik hocam ve yine Güneysu Merkez Kur'an kursu hocalarımızdan Kurra Hafız Kemal Tosun hocamla beraberiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inne estakal hadisi kitabullahi teala buyurmaktadır ki muhakkak sözlerin en güzeli, en üstünü, en doğrusu Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'dir beyanıyla bizler de sözlerimize Allah kelamıyla yani Kur'an-ı Kerim'le başlamak istiyoruz ve bu itibarla sözü aşrı şeriflerini okumak üzere Sayın hocamıza, Kemal Tosun hocamıza müsaadeleriyle tevdi ediyoruz. Söz hocamıza. Buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم. Evet, Sayın Hocama teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Mevla okunan Kur'an-ı Kerimlerin tekrar tesirini halk eylesin. Şimdi de değerli izleyicilerimiz, muhterem hocam, Güneysu ilçe müftümüz Abdülkerim Çelik hocama sözü tevdi ediyoruz. Cihatla alakalı, cihat nedir, önemi, nasıl yapılır, cihat kavramı denince aklımıza ne geliyor, ne tasavvur ediyoruz, bu hususlar üzerine hocamla durmaya çalışacağız hocam. Değerli hocam. Evet. İnsanın yaratılması, insanoğlunun sorumlu kılınması. Mevlamız insanoğlunu yaratmış. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ demiş. Ehsen surette yaratmış. Fakat bir de اَيَحْسَبُ insanı en يُتْرَكَ suda buyurmuş. Evet. Yani insanoğlu yaratılmış, başıboş bırakılmamış. Bu hususlara ne dersiniz? Bu yönüyle ele alırsak başlamak istiyoruz. Müsaadenizle hocam. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet, Hanbele ve Salvele'den sonra özelde Rizeli kardeşlerime, Güneysulu kardeşlerime, genelde de Çay TV ekranlarında şu mübarek günde, Cuma gününde, Cuma saati programında bizleri izleyen ve kalbi tek kalbe bağlı olan müminler topluluğuna hayırlı cumalar diliyorum. Amin. Rabbim programın tesirini halk eylesin, bereketli semerelere mazhar eylesin. Amin.
Malum Allahu Teala insanı eşrefi mahluk olarak yarattı, mükemmel yarattı, mükerrem yarattı. Buyurduğunuz gibi kerem sahibi kıldı. İnsana yük verdi, sorumluluk verdi. Sorumluluk bilinciyle hareket etmesini insandan istedi. İnsanın imtihana tabi kılındığını buyurdu. İmtihana tabi kılınan insan, insana akıl verdi. Akıl nimetiyle diğerlerinden üstün kıldı zaten. Diğerlerini insanın hizmetine sundu, hizmetine amade kıldı. Ve yeryüzünde insanın dışındaki her şey insanın hizmetinde, insanın istifadesine sunuldu. İnsanın Rabbini bilmesi, tanıması, insanın ilahi gaye doğrultusunda hareket etmesi ve ilahi hedefe ulaşması için adeta seferber edildi. İşte inşallah cihat kavramı da o seferberlikten, o vesileden birileridir. İnşallah. En faziletlisidir inşallah. Allah-u Teala insanı başıboş bırakmadı. Yani yeryüzüne git, kendi kurallarında hareket et, ondan sonra gel değil de yeryüzünde benim temsilciliğimi yap, benim uluhiyetimi, rububiyetimi en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ver. İşte bu mücadele can ile olur, mal ile olur, din ile olur. Hocam işte bu Rabbimizin istediği şekilde amin. Kulun yaşaması, hayatını sürdürmesi, tanzim etmesi bir cihat mıdır yani? Tabii. Cihat bu mu? Tabii. Bunu mu anlamamız gerekiyor? Yani şimdi cihat kavramı maalesef Batı'nın bize bir yönüyle yani. Eyvallah. Hı. Batı'nın bize empoze etmiş olduğu şekilde cihattan soyutlamak için cihadı barbarlık olarak eline kırıcı alıp harp meydanında habire kelle uçurma diye nitelendirdikleri, kabullendirdikleri bir kavram haline geldi. Evet. Cihat çok boyutludur kıymetli evet. hocam. Yani el cihat malla yapılır. Cihat dille yapılır. Cihat nefiste yapılır. Allah'ın hükümlerin istilahi manasına baktığımız zaman Allah'ın nizamının yeryüzünde hakim olması için mücadele vermektir. Aynen. Bir farklı olarak istilahi manası da insan ile İslam arasına giren bütün kötülüklerin yok olması için mücadele vermektir. Ne hoş tarif. Yani bir tarafta insan, diğer tarafta İslam. İlahi hedefe gitmeye için o kadar sıkıntılar var ki yeryüzünde işte ya Rabbi bana sümme le atiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve aleymeni ve şemailihim. Şeytan Allahu Teala'dan mühlet istedi. Evet. Nasıl ki dedi sen beni ateşten yarattın, onları topraktan yarattın. Yani kullanmayayım bu cümleyi de. Yani sen onları beni bıraktın, onlara sahip çıktın. Ha şimdi bana bir fırsat ver, o sahip çıkmış olduğun, o mükemmel yaratmış olduğun insanların sağından, solundan, arkasından, önünden gelip onları çeldireceğim. Doğru yoldan saptıracağım. İşte şeytanla mücadelenin adı da cihattır. Evet. Nefisle mücadelenin adı da cihattır. Mesela cehd kelimesinden geliyor değil mi muhterem hocam cihat? Cehd nedir? Cehd etmek, gayret göstermek, çaba sarf etmek. Yani gerekirse yani yardan, serden, maldan, mülkten, her şeyden vazgeçmek Allah yolunda. Budur cihat. Bu yolda inşallah Rabbim mücadele eden kullarından eder bizi inşallah. Amin, inşallah. Yani peygamberlerin gönderilmesi, Rabbimiz buyuruyor ya, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur evet. peygamberleri göndermekle. Bu cihat ruhunu, bu Mevla'nın yolunu bizlere beyan eden, tebliğ eden peygamberler olması hasebiyle bizim için bir lütuf kabul ediyoruz. Tabii. Şimdi muhterem hocam Allah-u Teala başıboş bırakmadı ya. Allah-u Teala insanın doğruya gitmesi için, hakkı bulması için, yani kendine yakışan bir şekilde Rabbini tanıması, kendini bulması için adeta ihsanlarda bulundu, lütuflarda bulundu. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Kendi içinizden bir peygamber göndermesi Allah'ın andolsun ki size olan bir lütfudur. Evet. Ki mesela peygamber melek olsaydı, işte yemeyen, içmeyen, gezmeyen, tozmayan, nurdan yaratıklar olsaydı, beşer gibi değil de, yani sıkıntılara maruz kalmasaydı. Biz bir sıkıntıya maruz kaldığımız zaman o sıkıntı karşısında nasıl hareket edeceğimizi nereden öğrenecektir? Ama bizim önümüzde 1400 sene evvel gelen ve nuruyla yeryüzünü aydınlatan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam vardır.
Onun örnekliği vardır. Allah'ın Resulü'nün hayatına bakıldığı zaman mücadele vardır, aksiyon vardır. İşte Allah'ın Resulü ordunun başında ordu komutanlığı yapmıştır. Yani zulmün en alasına maruz kalmıştır. İşte bu bir lütuf değil midir? Evet. Başınıza herhangi bir sıkıntı geldiği zaman, o sıkıntı karşısında siz Muhammedi gözlüğü taktığınız zaman, yani Hazreti Muhammed'le hemdem olduğunuz zaman, hemhal kaldığınız zaman sıkıntıyı aşarsınız. Ama siz eğer o sıkıntılar karşısında ölçüyü Kur'an ve sünnetin belirlediği bir ölçüyle değil de sıkıntı karşısında ölçüyü sizler belirler iseniz işte o zaman toslarsınız. Din adına toslarsınız, din adına maalesef birilerini toslatırsınız. Yani Allah korusun, işte din ile aldatma olayı buradan geliyor. Niye? Dinde kuralları kim koyuyor muhterem hocam? Şariler koyar. Evet. Yani Allah Azze ve Celle koyar. Daha sonra rü'yün nebiyyi vahyun. Peygamberler koyar. Peygamberlerin rüyası bile vahiydir. Evet. Yani vahiy ile çeldirilmeyen, vahiyin gelmediği her konuda peygamberin sözü vahiydir. Çünkü peygamberler isme sıfatına mazhardır. Peygamberler günah işlemezler. Allah tarafından desteklenmişlerdir. Yani sünnetin teşri boyutunda biz bunu zaten ele alıyoruz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan kaçının. Ayet-i kerimesi en güzel şekilde bunu çıplaklığıyla ifade ediyor. İşte burada insanın için numune-i imtisal peygamberdir. Peygamberin hayatını bilen bir insan tabii ki yanılmaz, sıkıntı çekmez. Çünkü yaşayan Kur'an vardır. Allah'ın hükümlerini şahsında muşahhaslaştıran ayetleri yani tabir caizse sindire 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 yaşayan bir ümmet vardır. Bir peygamber vardır, bir sahabi efendilerimiz vardır. Bundan daha büyük bir lütuf var mıdır? Elhamdülillah. Hocam Efendimizin ümmetine olan yöntemi bu mücahede, mücadele hususunda mesela Efendimiz hadiste cahidu bi eydikum ve enfusikum ve esnetikum ve envalikum fi sebilillah ilave ediyor, edilebilir derken bize cihadın sadece yani böyle toplumda genel bir intiba cihattan maksat ne? Ele kılıcı alıp düşmanla çarpışmak şeklinde değil de bu konu üzerindeki görüşlerinizde hocam şimdi müsaadeniz yani olursa lisanla, elle, malla şimdi bir önceki soruyla tezat olmasın diye müsaadeniz olursa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla bu şeyi ele alalım. Çok güzel. Bak Allah'ın Resulü'nün hayatında cihadın mertebeleri vardır. Mesela Mekki dönemindeki cihat vardır. Mekke'de savaş yoktur. Savunma yoktur. Ele kılıç alınmamıştır. Evet. Değil mi? Evet. Mekke'de nefisle cihat edilmiştir. Mekke'de hak ve hakikat uğrunda mücadele verilmiştir. İnsanlara hakkı duyurmak için mücadele verilmiştir. Bu mücadelede neler çekilmiştir, neler? Peygamberlerin zaten özünde vardır. Peygamberler, hiçbir peygamber kavmiyle savaşmamıştır. Kavmine kılıç çekmemiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Kavmine kılıç çekti mi, kavmiyle savaştı mı? Yok. Ama hakikati duyurma noktasında savaştı. Ve sonu ne oldu? Hicret etti. Hazreti Musa Aleyhisselam hakeza, Şuayb Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam bunların hiçbiri kavmiyle savaşmadılar. Evet. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'de kavmiyle savaşmadı. Yani en büyük savaş neydi? İlk ayetlerden sonra, o fetret dönemin yaşanıldığı ayetlerden sonra Müddessir suresindeki Ya eyyühel müddessir, kum fe ensir. Kalk, uyar. Evet. Yani irşat ve tebliğ boyutunda. Hakkı anlat. Hakkı anlatmak öyleyse en büyük cihattır. Hakkı anlatmak kavli olarak hal diliyle de anlatılması gerekmektedir. Evet. Yani bizler maalesef sıkıntı yaşadığımız nokta şudur. Kelam eflasonuyla beyinleri ütülüyoruz. Çok güzel şekilde süslü kelimelerle bir şeyler anlatıyoruz ama hal dilinde biraz sıkıntı yaşıyoruz ki insanların kalbine, gönlüne bizler sirayet edemiyoruz, inemiyoruz. Bu açıdan dolayı hal diliyle anlatmak çok ama çok önemlidir. Evet. Tasavvuf lisanı, tasavvuf dili burada vardır. Evet. Yani nefsin tezkiye edildiği müesseseler de
Yani bir küçük sıkıntıda nefsin tezkiye edilmediğini görünce bizler gerçekten dehşete düşüyoruz, sıkıntıya düşüyoruz. Yani size taş dağıtacaklar, sizi yerecekler, dünyalığınızı alacaklar, alt üst edecekler, malınızı talan edecekler. Ne yapacaktınız? Hocam, kalbinizi yoklayacaktınız. Evet. Acaba nerede hata yaptım ki bu bela ve musibet bana geldi? Bela ve musibetin Rabbimin iyi kullarına geldiğini en güzel şekilde bizler anlatıyoruz. Evet. Ama Rabbim güzel bir nimetlerle bizi ihsanda buyurduğu zaman kendimizden geçiyoruz. Ayettir. Evet. Ama bir küçük bir seyyiye, bir kötülük, böyle bir hafif, yani gündüzün yanında bir küçük de geceyi gösterdiği zaman hemen fereyan ediyoruz. Evet. Ki bu da kul olarak aziyetimizin bir ifadesidir. Evet. Biz aciziz. Onun için diyoruz ki ya Rabbi, üstesinden gelemeyeceğimiz, takatimizi aşan, gücümüzü aşan konularla, durumlarda ya Rabbi bizi imtihan eyleme diye zaten dua ediyoruz, amin diyoruz değil mi? Şimdi burada Mekke döneminde ele cihat kılıç alınmadı. Mücadele verilmedi. Hakikat yolunda mücadele verildi. Sahabi efendilerimiz geldi mesela. Peygamber aleyhissalatü vesselama ya işte bize bu kadar eza cefa ediyorlar. Şöyle ettiler, böyle ettiler. İzin verin de biz de onlarla savaşalım. Bizim de gücümüz var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra Hazreti Ömer diğerleri gibi değildi. O daha cesurdu, daha farklıydı. Hazreti Ömer geldi, ben de Müslüman oldum dedi. Hicret ettiği sahneyi biliyorsunuz değil mi? Kılıcını aldı, miğferini güzel bir şekilde elbisesini giydi. Beytullah'a geldi, Kabe'yi tavaf etti. Daha sonra o nasipsiz insanlara dönerek kim? Kadınını kocasız, evlatlarını yetim bırakmak istiyorsa şu vadide onu bekliyorum. Gitti. Meydan okudu Hazreti Ömer, Hazreti Ömer. Onun için şöyle bir şey geldi aklıma hocam, konu konuyu açıyor. Cesaret ve esaret derler. Cesaretle esaret arasında bir C vardır. Yani cesaretinizi kaybederseniz, cesur olmazsanız esir olursunuz. Esaret altında küffarın karşısında inim inim inlersiniz. Onun için Müslüman cesur olacak. Müslüman Allah'tan başka hiç kimseden korkmayacak. Allah'tan başka eğer bizler dünyadan korkuyorsak demek ki kaybedeceğimiz bir şeyler var. Korkmayacağız. İttekû ferasetel mu'min. Firasetimizle onları öldüreceğiz. Yok edeceğiz. Hani yani feraset onların gözlerine böyle ok gibi girecek, korkacak. Demek ki biz ferasetimizi kaybettik. Maalesef. Allah korusun. Yani eğer bugün dünya küffar, ehli küffar bir top halinde bizim üzerimize geliyorsa demek ki birazcık böyle cesaret geldi. Biraz güç ve kuvvette Allah yardım eyledi. Güç ve kuvvetimizi en güzel şekilde yerine getirerek, ordumuzu modernite ederek onlara mukabele etmeye başladık. Ondan dolayı üzerimize geliyorlar. İnşallah. Ve yok olacaklar. Yeter ki biz imanımızın en büyük sermaye olduğunu bilelim, imanın imkanları harekete geçirdiğini bilelim ve imkanları da harekete geçirdi. O doğrultuda Rabbim yaşamayı nasip etsin inşallah. Hocam bu Behl hocam, şu anda biraz günümüzde gerek ülkemiz olarak, İslam alemi olarak maddi manevi gerilememizdeki sebep bu mu? Yani bizim bu İslami cihat ruhundan uzaklaşmamız, Resulullah'ın yönteminden uzaklaşmamız, Kur'an ve sünnetten uzaklaşmamız. Tabii. Yani bunun da tesiri olabilir mi? Evet. Şimdi böyle mi değerlendirmek lazım? Yani şu anda alemi İslam'ın hepimizin muzdarip olduğu sorunları ortada. Evet. Gerek maddiyat yönünden, gerek birlik beraberlik yönünden. Hani diğerlerinin tahakkümünde olmamız. Şimdi ayet-i kerimeler en güzel şekilde konuyu ifade buyuruyor. Ayet-i kerime diliyle konuşalım. Ba'tasimu bihamdillahi cemian ve la teferrak. Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Aman ha parçalanmayın, tefrikaya düşmeyin. Şimdi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadık. Dini bir kenara koyduk. Yani İslam için ideal ölçü Allah'ın ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu kurallar değil de maalesef dünyada bir yerlere gelebilmek için
o yolda kuralları değiştirdik. Biraz vehen hastalığına tutulduk. Hadisin söylemiyle. Vehen hastalığı nedir? Dünya sevgisidir. Maalesef. Dünyevileşmedir. Vehen hastası nedir? Ölüm korkusunun müminden alınmasıdır, sökülmesidir. Ölüm korkusu Yahudilerde yoktur. Ölüm korkusu Allah'a hesap vereceğini bilmeyen insanda yoktur. Niye? Çünkü dünyada zulmeder. Evet. Yaptığının kendine kar kalacağını bilir. Dünyada yaptığının er geç kendine geleceğini, geri döneceğini bilen insan dünyada zulmedebilir mi? Zulmedemez. Onun için bizler biraz dünyevileşerek manevi olarak güç kaybına uğradık. İşte Napolyon der ki, harp hakikatlerinin en büyüğü manevi güçler teşkil eder. Manevi güç olmadan siz moderniteyi de kursanız, kesinlikle manevi güç olmadan siz başarılı olamazsınız. 10 yıllardan beri bizim askerimizi, bizim ordumuzu bu hakikatlerden uzaklaştırmak için batı oyunu ellerinden geleni yaptılar. Peygamber ocağında, Kur'an'ın okutulmadığı, Kur'an'ın emirlerinin yaşatılmadığı bir ocağı maalesef farklı bir ocak haline getirdiler. Ama elhamdülillah kendine geldi. Evet, bugün mesrur oluyoruz. Elhamdülillah. Evet. Onun için Allah'a... Topluca askerle, cemaatle namaz kılma, mesrur ediyoruz. Yani bunlar olmazsa olmazdır. Müminin görevidir. Evet. Müminin aslı olmazsa olmazı budur. Zaten fıtrata uygun olan budur. Fıtraten temiz olan budur. Daha sonra arizi bozukluğu bunlar, bu satılmış kafalar, bu hainler yaptı. Din adına yaptı. Din görünümlü olarak yaptı. Evet. Böyle bir şey yok. Dinden taviz vererek siz dine hizmet edemezsiniz. Kusura bakmayın. Dinden taviz vererek, dinden bir şeyler alarak, dini ırımlaştırarak, dini radikalleştirerek siz İslam'a hizmet edemezsiniz. Bizim bir vazifemiz vardır. Bizim vazifemizi en güzel şekilde, vazifenin sınırını Allah Azze ve Celle belirlemiştir. Amin. Peygamberlere ya eyyühel rasul bellig me unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, sana düşen Allah'tan almış olduğun emri insanlara iletmendir. Hakkı yaşayacaksın, hakkı anlatacaksın. Ha, gerisi hidayet Rabbimin elindedir. Biz dünyada insanların huzuru, mutluluğu, barışı yakalaması için topyekun mücadele etmek zorundayız. Kul olarak bizim üzerimize düşen vazife budur. Ama Rabbimin o insanların hidayeti bulması, doğruyu görmesi, Müslüman olması o Rabbimin elindedir. Ben yarın Rabbimin huzurunda, ya Rabbi ben ilahi kelimetullah mücadelesinde, Kur'an'ın dünyanın güneşin doğduğu noktadan battığı noktaya gitmesi için canla, başla, dilimle, her şeyimle mücadele ettim. Dediniz ya cihat, elle mücadele edilir, dille mücadele edilir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hacimu cibrilu ma'ak, yani Ebu Hasan, Hasan bin Sabit'e, Kâb bin Malik'e, Abdullah bin Revaha'ya, bunlar iyi bir şairdi. Bunlara şiir yazınız, şiirlerinizle cihat ediniz. Şiirlerle ondan Mekke'li müşrikler hicvetti. Psikolojik harptır bu. Onları yok ediyor bak. Bu da bir cihattır. Değerli hocam, evet. Abdülkerim hocam ilmiyle cihat etsin, ediyor diyebilir miyiz? Deriz. Yani keşke deriz, ilim olsun. İnşallah, inşallah hepimiz. Yani i̇nşallah. Yani bizi ne bileyim yani Rabbim yaşayan kullarından eylesin. Hı. Mesela diliyle cihat etmek orayıdır. Şimdi Kemal Hocam ne kadar güzel Kur'an okudu. Evet. Mest etti. Evet. Kemal Hocam o Allah'ın kendisine sunmuş olduğu güzellikleri her dem. Yani mesela gelecek günüsü Merkez Camii'nde öğle namazından sonra değil mi? Evet. Okuyarak insanlara diliyle Kur'an'ı sevdirecek. Öğle evvelinde. Cuma evvelinde. Yani Cuma'nın evvelinde veyahut da öğleden sonra. Tabii. Yani bunu yapacak. Evet. Siz yapacaksınız mesela. Siz sadece günüsü Merkez Camii imamı olarak İşte namaz vaktinde namazdan evvel camiyi açıp namazdan evvel camiyi kapatan değil de 24 saat imam, öncü birlik olarak hareket etmek zorundasınız. Mesela geçen çarşamba akşamları yaptığımız sohbette o ayeti kerime hemen aklıma geldi. Habbab bin Neccar olayı vardır değil mi? Bir kariye ehli vardır. İki kişi gelmiştir. Onlara anlatmıştır. 3 yıl hakkı anlatmışlardır. O 3 yıl içinde o toplumda
farklı sıkıntılar meydana gelmiştir. Daha sonra Habbab bin Necer ve Ca'a Racunun min Aksal Medineti karşı taraftan gelerek bunlara niye bunları dinlemiyorsunuz, bunlara niye yanlış yapıyorsunuz diye terkinde bulunmuştur. Daha sonraki süreç yoksa sen de mi iman ettin deyip onu da öldürmüşlerdir. Öldürüldükten sonra Allah-u Teala ona bütün günahlarını affetmiş. Bime gaferali Rabbi ve cealeni minel mükremin ve ikramda bulunmuştur. O da kîlet hulil cenne, melekler ona gir cennete demişlerdir. Şimdi burası çok önemli kıymetli hocam. Yani bizim gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. Hedefimiz nedir? Amin. Allah'ın vaadi olan cennetine konmaktır. Yani bize cennet vacip olduğu zaman, cennete gir dediği zaman daha sağımıza solumuza bakar mıyız? Evet. Habbab-ı Neccar'a diyor, peygamberlere diyor, kîlet hulil cenne ama cevabına ya leyte kavmi ya'lemûn. Ya Rab, keşke kavmim de bilseydi benim bağışlandığımı, bu kadar ikramda olduğumu. Yine geride kalanları, hidayeti arayan insanları dert edinen kişiler. İşte öncü birlikler. Şu selden bir kütüğü kurtarabilir miyim? Onun mücadelesini veren kişiler. Eğer bir kişinin hidayetine vesile olursak, güneşin doğduğu noktadan battığı noktadaki her şeyden daha hayırlıdır. Bu bilinçle hareket eder isen işte o zaman vazifeni yaparsın. Evet. Yok, sadece nefsi nefsi dersen ki peygamberler öyle demedi. O da ne peygamberin ne de sahabi efendimizin hayatında göremeyeceğimiz şeylerdir. Evet. Mesela sahabi efendilerimiz her zaman söyleriz. Medine'de 10.000 sahabi var. Diğer sahabiler nerede diyorsun? Ya dünyanın dört tarafına yayılmışlar. Evet. Peygamberi gören derece bakımından peygamberlerden sonra en üstün insanlar onlar değil mi? Yıldız olarak nitelendirilen, onlar yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız doğruyu bulursunuz dediği. Sahabi efendilerimiz nerede kıymetli hocam? Evet. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin İstanbul'da ne işi vardı? 95 yaşına gelmesine rağmen atına binip de İstanbul'un surlarına onu getiren ruhu iyi anlamamız lazım, iyi kavramamız lazım. Yani olmazsa olmaz, ben namazımı kılarım efendim, et diye süt diye karışmam. Yani başıma düşman gelmiş, Suriye'ye girmiş, beni ilgilendirmez, bana gelmedi. Irak'a girmiş, Müslümanları öldürmüş, şöyle etmiş, ilgilendirmez, kusura bakma. Böyle bir Müslümanlık seni cennete götürmez. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَمْ مِنْ غَبِّكُمْ. Nereye koyacağız bu ayeti? Amen. Sizden öncekilerin çektiği sıkıntıları siz çekmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Evet. Onların başına neler geldi, ne zararlar gördüler. مَسْتَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. O kadar aşırı geldi ki en son, son çare, مَتَى نَسْرُ اللّٰهِ dediler. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Bizim öyle bir halimiz oldu mu? Din adına bir sille yedik mi? Bir sıkıntı çektik mi? Ama din adına, evet. Dünya birleşme adına değil, din adına. Gerekirse yardan geçeceksin, gerekirse serden geçeceksin, insanlara hakkı anlatmak için mücadele vereceksin. Bu zalim yöneticinin karşısında hakkı anlatmak da bir cihat değil midir evet. Kıymetli hocam? Evet. Hakkı, tek bile kalsan, hakkı Kur'an ve sünnet ekseninde bir hayatı insanlara anlatmakla biz mükellefiz. Vazifemizi yapmak zorundayız. İşte böyle bir cihat anlayışı Müslümanlarda yerleşirse, Müslümanlar tabii ki bir araya gelecek, Allah'ın dinine, ipine sımsıkı sarılacaklar. Müslümanlar tek ağızdan konuşmaya başlayacaklar. Manşet atılacaksa tek manşet atacaklar. Bir yere gidilecekse tek orduyla gidecekler. Tek lafızla Allah'a nasıl tek bütün kalpler tek kalbe, Kabe'ye yöneliyorsa Müslümanlar Allahu Ekber sedasıyla, ferasetleriyle küffarı öldürecekler. Elhamdülillah bugün o yolda namzet olan gönüller var. Bugün Afrin'de topyekun küffara karşı mücadele var. Şimdi bakın bir tarafta Afrin'de canla başla canhıraş küffara karşı şu milletin bekası için mücadele veren kahraman askerimiz var. Rabbim onlara yardım eylesin. Amin. Ayaklarına taş değmesin. Amin. Rabbim güçlerine güç kuvvet ihsan eylesin. Rabbim görünmeyen, görünen melekleriyle, ordularıyla onlara güç kuvvet ihsan eylesin. Amin. Eğer onlar o gün bu mücadeleyi vermeseler biz burada şu anda huzur barış içinde şu programı yapamayız. Onun için bize düşen vazifede nedir?
O da yine hadisi şeriflerde vardır. Cepheye giden askere karşı sizler topyekün sizde mücadele vereceksiniz. Onların silahlarına mücadele vereceksiniz. Onların geriye bırakmış olduğu evladı iyanine, ahvaline bakarak mücadele vereceksiniz. Yani malla mücadele vereceksin. Gerekirse desteğimizi de vereceğiz. Zaten bunu en güzel şekilde bu millet yaşamıştır, yaşayacaktır inşallah. Bunu bildiklerinden dolayı şu anda kıymetli hocam bizi rahat bırakmıyorlar. Bizi rahat bırakmayacaklar. Yani onun için rahat varsın, rahat bırakmasınlar. Biz vazifemizi yapalım. Bugün niye Amerika ta 1990 yılından beri buraya gelmiş, barış adına gelmiş, barış adına 1990'da Körfez krizinde geldi. Bakın yani dünyanın öbür ucundaki insanın getirmiş olduğu barışı görüyorsunuz. Nice insanlar evinden, barkından, canından oldular. Niye geldiler? Bugün niye topyekun Amerika, İsrail emperyalist güçler kinlerini ve nefretlerini açıkça kusuyorlar? Sebebi şudur. Yine ayette konuşalım. Ve a'iddu lehum mastata'tun min kuvve ve min ribatil khayl. Yani siz onlar için gücünüz yettiği kadar güç, kuvvet, yani ordunuzu dizayn edin. Evet. Eğer sizler yeni ordu yaparsanız ordunuzu modernite, günün şartlarına, çağın ihtiyacına göre donatır iseniz ve min ribatil khayl ve o sürü atlarını yeniler iseniz turhibune bi, onları korkutursunuz. Mücahidenin bir bölümü. Bir bölümdür işte. İşte onlarla beraber mücadele etmek. Turhibunebi ve onları korkuttuk. Evet. Korkuyorlar şu anda. Vallahi Müslümanlardan o kadar korkuyorlar ki. Kimi korkutursunuz? Aduvvallah. Allah'ın düşmanlarını korkutursunuz. Ve aduvveküm, sizin düşmanlarınız korkutursunuz. Üç, burası da çok önemli. Ve âkharîne min dûnihim. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızın dışındaki düşmanları korkuturuz. Kim onlar? Onların diliyle konuşan kimseler. Yani duruşu net olmayan kimseler, hain kimseler, zalim kimseler. Bu milletin yücelmesini, yükselmesini istemeyen kişiler. Her dönemin adamı olan kişiler. Onları korkutursunuz. La ta'lemunhum Allahu ya'lemu. Bu burası da önemli. Onları siz bilmezsiniz, Allah bilir. Amen de basın. Çünkü biz zahire göre hareket ederiz. Adam gelip bana göre benim yanımda eğer kahrolsun bilmem Amerika kahrolsun İsrail bağırıp da onlara yardakçılık yapıyorsa ben onu nasıl bileceğim? Evet. Ama onlar da korkuyor. Niye? İslam'ın gelmesinden korkuyor. Allah'ın nizamının yeryüzüne hakim olmasından korkuyor. Allah nizamının yeryüzüne hakim olmasında herkes huzur ve barış içinde yaşayacak. En güzel örneğini Medine'de, Medine toplumunu inşa eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıyla görüyoruz. Allah'ın Resulü aman diyeni, Allah'ın Resulü kendisine savaş açmayanı, Allah'ın Resulü İslam'ın aleyhine propaganda yapmayanı hiçbir zaman bir şey söyledi mi? Evet. Mekke'den çıkarıldığı dönemi iyi hatırlıyoruz. Allahu Mehdi kavmi. Evet, yine söylemedi. Tabii. Taif dönüşü. Evet. Mekke'den çıkarıldıktan sonra. Tabii. Ama Mekke'ye dönerken bir cana kıyıldı mı? Evet. Gönüller fethedilerek Mekke'ye geri geldi. İslam tarihinin en önemli hadiselerinden birisi Mekke fethi. Evet. Evet. Ya bu Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Olay yok. Bitmiştir diyor. Evet. Bu çok önemli bir şeydir. Evet. Yani bir tane cana kıymadan, kan akıtılmadan sen çıkarılmış olduğun diyarı fethediyorsun, evet. Gönülleri fethediyorsun. Evet. İslam gönülleri fethedir. İslam evet. Öldürmez, İslam yaşatır. İslam'a gelen İslam'la yaşar, İslam'la ölmez. Onun için bugün İslam'a kinlerini, nefretlerini kusanlar, böyle küçük cihat kavramıyla, şeriat kavramıyla korkan insanlar, ya İslam'ı bilmediklerinden, tanımadıklarından dolayı. Cihat sadece Batı'nın empoze etmiş olduğu algısıyla cihat kelimesini bizler tanımayalım. Evet. Cihat o değildir. Cihat seninle can bulmasıdır. Cihat وَمَنْ اَحْيَاهَ فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا söylemektir. Evet. Kime bir hayat verirsen bütün insanla hayat vermiş gibi olacaksın. Bir kimseyi canına kıyarsan bütün insanlığı öldürmüş gibi olacaksın diyebilmektir. İşte bu cihattır. Eğer bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize. Evet hocam. Yani hocam, konu evet. Tam da bu bağlamda hocam. Buyurun.
bomba yüklü, bombayı vücuduna bağlayarak veya değişik şekillerde güya kendince fikrini savunma maksadıyla kendini öldürenlere ne dersiniz buradan, tam da o bağlamda? Yani ila cehenneme zümer. Yani öyle bir şey yok. Yani onun ki o aldatılmışlık içerisinde varsa ki öyle onlara gitsin tabii, mesela. Tabii. Allah korusun. Sözde, yani hocam gayesini unutan insanlıktır. Sapıtmıştır. Allah dışında tabii. Evet. Sapıtmıştır, yoldan çıkmıştır. Neyin mücadelesini veriyorsun? Neyin mücadelesini veriyoruz? Yani biz ümmet olmak zorundayız. Biz kesinlikle İslam hiçbir ideolojinin, fikrin, düşüncenin yedek parçası değildir. Evet. Asıl olan İslam'dır. İslam da bizi ümmet kılmıştır. Tek ümmet. Yani Allah'a, Resulüne inananlar tek ümmettir. Ümmetin gereksinimi de vahdette. Bir olmadan gelir. Ben kardeşim şurada Amerika'nın bana empoze etmiş olduğu şey, şurada devlet kuracaksın. sana orada devlet kurduran kişi seni rahat mı bırakacak? Evet. Onun için Müslüman gönüller ortak bir dilde buluşmak zorundadır. O da La ilahe illallah Muhammed Resulullah, vahdet buradadır. Rabbim orada buluşmayı cümlemize nasip eylesin. İnşallah. Rabbim şu anda cephede mücadele eden kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Onları işte bekleyen anne babalarına sabır, metanet ihsan eylesin. Ve bilsinler ki Rabbimin ecri mükafatı büyüktür. Rabbim onlarla çok büyük alışverişe çıkmıştır. Rabbimin onlara en büyük lütfüdür. Bu lütuf ve ihsanının kendilerine Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak aktığı bilinciyle o evlatlarına dua etsinler. Biz de dua ediyoruz inşallah. Bu şeyleri, bu cendereden bizler çıkacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle çıkacağız. Evet. Değerli hocam, teşekkür ediyoruz. Vakit geldi gibi, evet. Bir ara vermemiz gerekiyor. Bitiyor hocam. Bitiyor mu? Bitiyor, evet. Hocam 4 dakikamız var. Tamam, evet. Devam edelim. Evet. O zaman şöyle toparlarsak, çok tatlı, müstefid olduk ifadelerinizle. Olmamız gereken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönerken küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz demesiyle. Bu aile reisi olarak ana, baba, ebeveyn, hoca, müftü, idareci olarak bize ne anlatıyor? Raca'na minel cihadil esgar ilel cihadil ekber, değil mi hocam? Tebük seferinden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yanılmıyorsam 30 bin asker vardı. 10 bin atlı vardı. Gittiler 20 gün muhasara altında, düşman kuvvetleri o gücü kuvveti bulamadılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunun önüne çıkmaya. Daha sonra geriye döndü. Dedi ki evet, şu yapmış olduğumuz küçük bir cihattır. Allah yolunda mücadele için cihat verdi. Asıl şimdi cihat başlıyor. Büyük cihat. O büyük cihat nedir? İşte insanın insan olması hasebiyle yapması gereken hallerdir. Nefisle mücadeledir. Anne babaya itaattir, iyiliktir. Dünyada Allah'ın rızasını kazanacak bütün hal ve hareketlerdir. İslam'la insan arasına giren bütün kötülükleri yok etmek için mücadele vermektir. İşte bu cihat, büyük cihat budur. Ama biz biraz hocam, büyük cihatta sıkıntı yaşıyoruz gibi. Dün mesela gerçekten Müslümanların aleyhine olan durumlarda mücadele verdik, sıkıntı çektik, dünyamızdan olduk, 28 Şubat süreleri gibi bir süreci yaşadık. Başörtüsü meselesinde dünyasından olan, okulundan olan kişiler oldu. Ama daha sonra serbest bırakıldıktan sonra da birazcık böyle bu başörtüsünün içini boşalttık böyle. Biraz dünyevileşti. Ya bunu ben örnek veriyorum. Onun için büyük cihatta kesinlikle bizim için kural, dünyadaki insanların, dünyadakilerin koyacağı kural olmasın. İslam'ın koyacağı kural olsun. Makam sahibi olmadan bizim hal ve hareketimiz, bizim o makamdaki insanların yapmış olduğu yanlışları eğer makam sahibi olduktan sonra aynı şekilde devam ettiriyorsak, demek ki büyük cihadı kaybediyoruz. Onun için büyük cihatta Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmek zorunda ve mecburiyetindeyiz. Rabbim o doğrultuda hareket edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.
Ekranları başında bizi izleyen kıymetli kardeşlerimden de Rabbim razı olsun. Amin. Anlattıklarımızı ilk önce nefsimize, daha sonra da muhatabımıza halk eylesin. Amin. Diyor. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hocam çok teşekkür size ediyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Yani bugün ilkti, bir moderatörlüktü Hüseyin Hocam. Rabbim razı olsun. Çok güzel bir program evet. oldu. Bu tatlı, manalı ifadeleriniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Mevla ilminizi, ömrünüzü ziyadeleştirsin. Amin, amin. Amin. Çay TV ailesi adına teşekkür ediyoruz. Diğer bir Cuma saati programlarına inşallah buluşmak üzere. Tekrar buradan Çay TV stüdyolarından saygılar, sevgiler sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Esselamu Aleyküm.